Hemen geçen haftadan kalan önemli bir olay var. Onun üzerinde duralım. Şimdi spor. Ali Koç, Koç ailesinin önemli isimlerinden biridir. Bir iş insanı kendisi. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de başkanı. Türkiye'nin köklü, büyük spor kulüplerinden biri. Belki de en önde geleni. Öyle bir laf etti ki, futbolda, sporda hala Fethullah Gülen'in gölgesinin olduğunu, FETÖ'nün hala etkin olduğunu söyledi. Şimdi bunu ben Ali Koç'u, Sayın Koç'u kutluyorum. Denilebilir ki Fenerbahçe kulübünde bunlar yok mu? Emre Belezoğlu gibi Fethullahçı çete için himmet toplayan, burs parası toplayan isimler orada işte spor direktörü değil mi? Evet, Ali Koç'un söylediği bunu da içeriyor bence. Türkiye'de Fethullahçı çeteyle anlamlı ve etkin bir biçimde mücadele edilmediğinin ne diyelim kanıtlarından biri de Sayın Ali Koç'un yaptığı bu konuşmadır. Bu uyarıdır. Türkiye'nin dokularına kadar işlemiş bir çeteden, bir İslamcı çeteden söz ediyoruz. Çünkü bunlar bir soğuk savaş gücüdür. Nereden gelir Fethullah Gülen? Erzurum'da Komünizmle Mücadele Derneği'nden. Kim kurdu Komünizmle Tabii. Mücadele Derneği'ni 1956, daha sonra 60'lı yıllarda etkin hale getirildi? Herkes 70'li yıllarda da olduğunu zanneder, değildir. Çünkü İslamcı hareket, Amerikancı karakteri ve istihbarat örgütleriyle ilişkisi nedeniyle 70'li yıllarda etkisizdi, prestijsizdi, çökmüştü. Onun yerine MHP ve Ülkücü Hareketi ikame ettiler. Ama Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum örgütlenmesinden beri gelen o dönemden itibaren Türkiye'de kontrgerilla derin devlet tarafından korunan, kollanan, iktidara taşınan, yerleştirilen bir güçten söz ediyoruz. Bunu temizlemek 60'lar. Kolay. Tabii 60'lar. 1960'lar çok önemli. Sizin şeyiniz Tabii. bitsin bir şey bir evet. şey anlatacağım. Çok önemli. Evet 60'lar. O günlerden gelen bir bozulmadan söz ediyoruz. 28 Şubat'la bunu toparlamaya çalıştılar, olmadı. Ben bir gün gazetesindeki yazılarımda bunu anlatmaya çalıştım. 28 ve burada 18 dakika programında da her yıl dönümünde benzer bir şey söylüyoruz. Türkiye soğuk savaşını bitiremedi. Çünkü soğuk savaş güçleri iktidara geldi. Komünizmle mücadele derneklerinden yetişen Amerikan yetiştirmesi bir takım isimler AKP hükümetlerinde bakanlıklar yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları oldular. Abdullah Gül gibi cumhurbaşkanı olanlar çıktı aralarından. Abdullah Gül, Komünizmle Mücadele Derneği'nin bir gençlik örgütü niteliği kazanan Milli Türk Talebe Birliği'nin yöneticilerinden biriydi. Böyle bir güçten söz ediyoruz. Ali Koç'un söylediği sözler önemli. AKP bir dönem 11 yıl iktidarı paylaştığı Fethullahçı çeteyle gerçek anlamda bir mücadele sürdürmüyor. Son derece açık bu. Bu bakımdan Ali Koç'un söylediklerine dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Ali Koç'un bu sözleri üzerine daha yeni bir araştırma başlattığını açıklıyor. Bir daha altını çizelim. Ali Koç hakkında değil. Ali Koç'un iddialarının gerçek olup olmadığını, varsa Fethullahçıların spor dünyasından tasfiye edilmesi için daha yeni harekete geçmiş durumda. Umarız samimi bir biçimde araştırırlar ve gereğini yaparlar diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bunu şu nedenle söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Fethullahçı olduğu bilinenler istihbarat başkanı yapıldı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda. Evet. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda albaylıktan amiralliğe yani paşalığa terfi ettirildi. İnsanların sicilinde en ufak bir işaret gördüğünüzde örneğin işte öğrencilik yıllarında gözaltına alınmışsa hele o solcuysa hayatını karartıyorsunuz ya. Hayatını karartıyorsunuz. Kemalistse, cumhuriyetçiyse hayatını karartıyorsunuz. Evet. Mesele bu. O nedenle Fethullah Gülen çetesine karşı, Fethullah Gülen örgütüne karşı etkili bir mücadele ancak AKP'nin iktidardan düşürülmesiyle verilebilir. Bütün anketlerde bunu gösteriyor. Oraya bağlayıp size veriyorum hemen söz hocam. Son yapılan anketlerden biri. Değerli seyirciler, anketlerin büyük bir bölümü telefonla yapılıyor. İnsanlar kaydediliriz.
fişleniriz diye telefonlarda gerçek tercihlerini söylemiyorlar. Ona rağmen AKP ve MHP koalisyonu %40'ın altında çıkıyor. Gerçek oran bunun çok daha altındadır. Bir Amerikan araştırma şirketi, hükümet şirketi değil bakın, Amerika'daki herkes hükümet bağlantılı, CIA bağlantılı falan değildir. Üniversiteler, bir takım vakıflar falan da bu araştırmalar yaparlar. Rapor hazırlarlar ve bunu müşterilerine gönderirler. Yüzde yaptığı bir araştırmada, Aytun Çıray açıkladı. Yüzde yaptığı bir araştırmada ortaya çıkan sonuç şudur. AKP %20'lerde, MHP %4 ila %6 arasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına oyları AKP'yi geçmiş durumda. Yaklaşık %30, %30'lara varmış durumda. En büyük sıçramayı gerçekleştirenlerden biri de İyi Parti. %16 ila %20 bandında. Bunlar çok önemli gelişmeler. O bakımdan Fethullah Gülen çetesine, Fethullah Gülen gericiliğine, bu Amerikancı terör örgütüne karşı etkili bir mücadele ancak onun bütün yol arkadaşlarının iktidardan gitmesiyle mümkündür. O nedenle 2023 seçimlerinden AKP iktidarı ne diyelim, çok korkmaktadır. Şeytandan korkar gibi korkmaktadır.